Fethullahçı terör örgütünün dünya genelindeki yapılanmaları bir bir ortaya çıkıyor. Norveç hükümetinin de FETÖ'ye okul ve dernek faaliyetleriyle destek verdiği ileri sürüldü. Out of secondary school. This is unacceptable. İşte Kafe Siyaset adlı internet sitesi yazarlarından Pınar Aydın'ın ortaya attığı iddialar. FETÖ lideri Gülen ülkede yeni yapılanmalar içinde. Bu yapılanma kapsamında Türkiye ayağı da olan Montessori adı altında bir okul kurdu. İşte okulun genel müdürü. Okulun genel müdürü Fethullahçı terörist Mehmet Fatih Deveci. Deveci, Ali Karaboğa adlı kişiyle Norveç'te FETÖ adına kurulan anaokulu ve ilkokulunda da yöneticilik yapıyor. Deveci aynı zamanda esnaf ve iş adamlarından yüklü miktarda para toplamakla görevli. FETÖ aynı zamanda ülkede çeşitlilik anlamına gelen Manfold to Set adlı bir dernek de kurarak çeşitli kirli işlere girdi. Örgütün dernekle aynı adı taşıyan bir de gazetesi bulunuyor. Oslo süreciyle bağlantılı sözde dernek çalışanı. Dernek çalışanlarından biri Oslo sürecini sızdıran ve FETÖ faaliyetlerini yürüten CIA ajanı Maxim Mukhamedov. Rusya ve Norveç vatandaşı ajan Maxim Mukhamedov'un iki pasaportu bulunuyor. Maxim defalarca Türkiye'ye giriş çıkış yaptı. Türkiye'ye geldiğinde lüks dairede kalan CIA ajanı Mukhamedov, burada Türk ve yabancı iş adamlarıyla bir araya gelerek toplantılar yaptı. Öte yandan Gülen'e ait Montessori Okulu ve Manfold to Set Derneği adına faaliyet yürüten Mukhamedov'un ekibinden Mehmet Veysi adlı şahıs dikkatleri çekiyor. Mehmet Veysi, Norveç'teki Kürt vatandaşları FETÖ'ye kazandırıp çeşitli faaliyetlerle Türk devleti düşmanı yapmakla suçlanıyor. Bu yapı içindeki CIA ajanlarından okul ve derneklerde çalışan ve öğretmen olarak gösterilip gizlendiği aktarılıyor. İbrahim Aydın, Abdurrahman Öztürkoğlu, Harun Arayıcı, Zeynep Göçmen ve Şeref Bozdağ'ın isimli Türk vatandaşlarının da bu okullarda görevli oldukları kaydediliyor. İşte FETÖ'nün Norveç sorumlusu. Diğer yandan Ömer Fevzi İpek adlı kişinin de FETÖ'nün Norveç sorumlusu olduğu iddia ediliyor.